Yani ne kadar günah çok olursa olsun, ne kadar çok günaha bulaşmış olursak olalım. Allah kulundan vazgeçmiyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hadisi şeriflerinde bir zattan bahsedilir. Aslında bu bahsedilen zat hepimizin içinde, hepimizin her an karşılaştığı manzaralarından birini taşır. Ümit, reca. Kütüb-i Sitte'de şöyle bir hadis. Bir adam 99 adam öldürmüş. Geçen ümmetlerden birisi. Bir adam 99 adam öldürmüş. Fakat kendi kendine de demiş ki acaba ben affolur muyum? Araştırmaya başlamış. Demiş dünyanın en bilgili insanı kim? Demişler ki şu bir rahip var. Gitmiş ona. Demiş ya ben 99 adam öldürdüm. Allah beni affederim. O demiş ki Allah seni affetmez. Onu da öldürmüş, olmuş 100. Sonra tekrar araştırmış. En bilgili kim? Bir tane daha zatı göstermişler. Gitmiş ona, onu bulmuş. Efendim demiş ben 100 tane adam öldürdüm. Allah beni affeder mi? O da bilge bir zatmış. Evladım demiş Allah seni affeder. Ama senin de bir şey yapman lazım. Bulunduğun ortamı terk edip iyi insanların olduğu ortama doğru git. O iyi insanların olduğu ortamda yeni bir hayat kur. Orada iyi bir kul ol, Allah seni affeder. Tevbe et. Peki efendim demiş. Ve bulunduğu şehirden yola çıkmış. İyi olduğunu sorduğu, öğrendiği bir şehre doğru yolculuk yapıyor. Ve tam yolda giderken ölmüş. Şimdi ölünce, efendim söyledi, geçen asırlarda, geçen ümmetlerden birisi diye anlatıyor efendimiz. Şimdi ölünce rahmet melekleri gelmişler, gazap melekleri gelmişler. Şimdi ölünün ruhunu gazap melekleri mi götürecekler, rahmet melekleri mi götürecekler? Kendi aralarında bir münakaşa başlamış. Şimdi gazap melekleri demişler ki arkadaş bu adam 100 tane adam öldürdü. Bunu biz cehenneme götüreceğiz. Rahmet melekleri demişler ki ya olur mu? Bu adam niyetini değiştirdi. İyi bir şehre doğru gidiyordu. Kötü şehri, kötü huyları, kötü arkadaşları terk etti. Biz bunu cennete götüreceğiz. O arada gaipten bir ses. Ölçün iyi şehre yakınsa rahmet melekleri alsınlar. Kötü şehre yakınsa gazap melekleri alsınlar. Şimdi orada bir de şerh düşüyorlar. Allah ya adamı iyi şehre yaklaştırdı ya iyi şehri adama yaklaştırdı. Ölçtüler, iyi şehre daha yakın çıktı. Şimdi iyi şehre daha yakın çıkınca bu sefer rahmet melekleri alıp götürdüler adamı. Şimdi Efendimiz bize bunu anlatıyor. Bize bunu niye anlatıyor? Bak 100 adam öldürse, her türlü günahı işlese, niyetini temizlese, şirkini bıraksa, istiğfar etse, iltica etse. Cenab-ı Hak açıyor. Cenab-ı Hak rahmetini sağanak sağanak indiriyor. O zaman ümitsizlik yok. Yani ne kadar günah çok olursa olsun, ne kadar çok günaha bulaşmış olursak olalım. Allah kulundan vazgeçmiyor. O zaman biz niye Rabbimizin açtığı, sonuna kadar açtığı kapıdan girmeyelim? Niye Rabbimizin verdiği bir imkandan istifadeler etmeyelim? Yani Cenab-ı Allah kulunun ümidini kesmesini sevmiyor. Allah'tan, kafirlerden başka kimse ümidini kesmez. Ümit varız, sonuna kadar ümit varız. Allah kulundan vazgeçmiyor. Allah'ın rahmeti geniştir.